İzmir'in bir köyündeki ilkokul müdürünün çocuklara cinsel taciz duruşması. İlkokul öğrencisi 6 kız öğrenciye cinsel istismar. Öğrencisi 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen eski okul müdürünü. Başak, konuğum gerçek bir kahraman, bir öğretmen, saadet öğretmen ama... Benden ona giden çocuklar inanılmaz derecede içlerine kapanmışlardı. Anladım ki bir müdür odasına kilitleniyor bu çocuklar ve kapının kilidini bozdum. İçeriye girdim. Çocuklarım masanın altındaydı, öğrencilerim. Ve o an her şeyin yanlış gittiğini anladım. Bize gıdıklama oyunu oynatıyor öğretmenim dediler. 8,5 yaşındaydılar, 8 yaşındaydılar. Hepsini sınıfıma topladım. İyi sevmek ve kötü sevmeyi anlattım. İyi sevmek çok güzeldir, sonsuz bir sevgidir. Annemizin bize sarılması, babamızın başımızı okşaması. Bikiniyle kapalı olan yerlerimize dokunan biri varsa, bunu kimseye söyleme diyorsa, bu aramızda sır kalsın, işte bizi tehdit ediyorsa ya da hiç kimseye söyleme diyorsa bizi kötü seviyor. Ve o küçük kahramanım geldi. Beni kötü seven biri var öğretmenim. Ve beni çok kötü seviyor. Sadece beni değil, bütün arkadaşlarımı kötü seviyor. Kim seviyor çocuğum seni dedim kötü? Müdür seviyor. Öğretmenim, bir çukur kaldı. Ve o çukura sizi gömecekmiş. Aralarında sonra demişler, öğretmen bizi kurtaracak, o çok güçlü bir kadın. Yani çocuklar... Bana anlattıklarından çok daha ötesi vardı. Çünkü onlar çok küçük yaştan itibaren süre gelen bir şekilde tacize uğradılar, istismar edildiler. İsyanım şuna, nasıl susabiliyorsun? Eve gidip aynaya nasıl bakabiliyorsun? Eve gidip çocuğunun saçını nasıl okşuyorsun? Ve nasıl insan olarak hayatını idame ettiriyorsun? Telefonda konuşuyorum, diyor ki bana, ben de hissettim ama ifadede böyle demiyor. Hep üstü kapalı konuşmalar. Öğretmen arkadaşlarıma şunu iletmek istiyorum. Cinsel istismar vakaları eğitim kurumlarında %73 yaşanıyor. Rica ediyorum, lütfen öğretmenler susmayalım. Çocuklarımızı kurtaralım. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Eski müdür 1,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. O salındığı gün aslında çocukların özgürlüğü tutuklandı. Hani dedi çıkmayacaktı öğretmenim dedi. Nasıl dedi çıkar, biz sokağa çıkamıyoruz. Demiş ki ben o köye gideceğim, mangalımı yakacağım. Görsün herkes bak. Ben Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'na ulaştım. Canan Güllü'ye ulaştım. Sonra Ayşe Arman ve İzmir Barosu'nun avukatları. Bu adamı bir sonraki celsede tutuklu yargılanmak üzere geri aldırdı. Mahkeme oy çokluğuyla 66 yaşındaki okul müdürünün yeniden tutuklu yargılanmasına karar verdi. Söylenen kelime hep şuydu. Bize gelseydin biz emekli ederdik. Ne gerek vardın? Hiyerarşiyi bozdun. Adam hapiste ve apar topar emekli ettiler. Pardon, adam dedim de. Ve devletten öğretmen maaşı alacak ve tazminatını alacak. Amerika Büyükelçiliği ulaştı. İlk diplomatlar geldi. Kadın diplomatlarla bir aradaydık. Adalet yerini bulduğunda biliyorum ki artık çocuklar tamamen özgür olacak ve ruhları rahat edecek. Mahkeme salonlarını doldurmamız lazım. Çocukları yalnız bırakmamamız lazım. Aileler yalnız, aileler utanıyorlar ve çekiniyorlar. Suçlu utanmalı.
Benim çocuklarım çok acı çektiler ve bugün toplum vicdanı rahatladı. Ben de rahatladım. Çocukların yeri adliye koridorları değil. Onlar çocuk parklarında huzur içinde oynasınlar ve güzel bir ömür yaşasınlar. Çocuklarımızı koruyalım, susmayalım. Her kapının, kilitli kapının arkasındaki çocukları görelim. Öğrencilerimin değişim ve cesaretin hikayesini sizlere anlatmak istiyorum. Onların hikayesi bu. Benim kahramanlığım ya da yaptığım farklı bir şey değil. Sadece...